Dünya'nın şeklinin sonuçlarına devam edecek olursak, bitki, hayvan türleri, insanların yaşam koşulları kutuplara doğru değişim gösterir. Bu durumda yine ışığın geliş açısı yani sıcaklığa bağlı olarak değişen bir diğer unsurdur. Yine bir başka madde olarak denizlerdeki tuzluluk oranı kutuplara doğru azalır. Ekvatora yakın olan denizlerde buharlaşma oranı yüksek olduğu için, ekvatora yakın olan denizlerde sıcaklık değerleri yüksek olduğu için Ekvator çevresindeki denizlerde tuzluk oranı da yüksek olur. Kutuplara doğru gidildikçe tuzluk oranları azalır. Dünya'nın en tuzlu denizi Kızıl Deniz, dünyadaki en az tuzlu denizler Arktik Okyanus, Kuzey Kutbu ve Baltık Denizi olarak bilinir. Bir örnek sorumuz var. Yandaki Türkiye haritası üzerinde verilen merkezlerle ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi enlemle açıklanabilir diye sormuş. Enlem faktörü unutmayacağız. Dünyanın şeklinin bir sonucudur. Yani ekvatordan kutuplara bir şeylerin değişmesi ve buna bağlı sıcaklık özellikleri, bitki örtüsü özelliklerinin değişmesiyle ilgili bir şey soruyor bize. Baktığımız zaman A seçeneğinde birinci merkezin üçüncü merkezden daha sıcak olması. Birinci merkeze baktığımızda ekvatora yakın olan bir merkez Hatay. Üçüncü merkeze baktığımız zaman kutuplara yakın olan Sinop'u görüyoruz. Birinci merkezin üçten sıcak olması direkt olarak enlemle ilgilidir. Diğer seçeneklere bakalım. Aynı tarım ürününün dördüncü merkezde 5 merkezden önce olgunlaşması. Dördüncü merkezde aynı tarım ürününün 5'ten erken olgunlaşması yükseltinin az ve denizellik koşullarıyla ilgilidir. Yani enlemle ilgisi yok. Kışın ikinci merkezin 5 merkezden sıcak olması. İkinci merkeze baktığımız zaman deniz kıyısında bir merkez. 5 ise yükseltinin fazla olduğu karasal olan bir merkez. Karasallık ve yükselti gibi faktörler enlemle açıklanamaz. Bunu da sildim. İkinci merkezin üçüncü merkeze göre daha fazla yağış alması. İkinci merkezin üçüncü merkeze göre daha fazla yağış alması buranın özel konumu. Yani yer şekilleriyle ilgilidir. Yine enlemle ilgisi yok. Dördüncü merkezde kıyının girintili çıkıntılı olması. Kıyının girintili ya da çıkıntılı olmasıyla ile enlemi bir ilgisi yok arkadaşlar. Burada bulunan özel konum özellikleri ile ilgilidir. Bu nedenle cevabım A seçeneğidir. Ekvator çevresi sıcak olduğundan termik alçak basınç merkezi, kutuplar çevresi soğuk olduğundan termik yüksek basınç merkezi oluşturur. Bu durumda yine ışığın kutuplara eğik açıyla gelmesi ve sıcaklığın bu bölgede düşük olması ile ilgilidir. Kutuplara doğru gidildikçe kalıcı kar alt sınırı, orman üst sınırı, yaşam üst sınırı ve tarım üst sınırı gibi sınırlar deniz seviyesine yaklaşır. Kalıcı kar, orman, yaşam, tarım gibi sınırlar ekvator çevresinde daha yüksektir. Çünkü bu bölge daha sıcaktır. Işığı daha büyük açıyla alır. Devam edecek olursam kutuplara gidildikçe atmosfer tabakası incelir. Ekvator çevresine ışık dik ve dike yakın açılarla geldiği için daha fazla ısınır, buradaki atmosfer tabakası, hava tabakası, ısınan hava tabakası daha kalın bir atmosfer oluşmasına neden olur. Kutuplarda ise soğuduğu için dibe çöker ve ince bir atmosfer tabakası oluşmasına neden olur. bir örnek soru var. dünyanın şeklinden dolayı güneş ışınları ekvatordan kutuplara doğru her enleme bir derece daha eğik açıyla gelir. Bu olay sonucunda şekildeki ok yönünde hareket eden bir kişi aşağıdakilerden hangisine bir değişiklik gözleyemez diye sormuş. Ekvator çevresinden yola çıkmış ve kutuplara doğru ok yönünde hareket ediyor. Buna bağlı olarak deniz tuzluluk oranları değişir. Sıcaklık değerleri, bitki örtüsü, kalıcı kar sınırı değişir. Sürekli rüzgarın sapma yönü demiş. Sürekli rüzgarlar kuzey yarım kürede günlük hareket nedeniyle hep sağa sapar. Güney yarım kürede ise hep sola sapar. Bu durum değişiklik göstermez. O nedenle cevap E seçeneğidir. İkinci madde olarak çizgisel hız ekvatordan kutuplara doğru azalır. Çizgisel hız dünyanın kendi ekseni etrafında yapmış olduğu hıza denir. Ekvator çevresi daha geniş olduğu için ekvator çevresindeki çizgisel hız daha fazladır ve kutuplara doğru gidilince bu hız azalır. Buna bağlı olarak şafak grup tan süresi yani güneşin doğuş anı ve batış anındaki kızıllık süresi ekvatorda kısa yaşanırken kutuplarda daha uzun yaşanır. Yani kutup bölgelerinde günlerce güneşin doğuşunu ve batışını seyredebiliriz. Bununla ilgili olarak bir örnek sorumuz var. Yandaki haritada verilen yerlerden tan grup süresi uzun olan hangisi de doğru olarak verilmiştir diye sormuş. En uzun tan ve grup süresinin olduğu yer kutuplara yakın yerdir. Yani Türkiye'nin kuzeyidir. Dolayısıyla dörtte en uzun olması gerekiyor. İki tane seçeneğim var. İkinci sırada iki numara. Yine 2 numara A seçeneğinde var. Sonra 5, sonra 3 ve en kısa olan yerde 1'dir. Bu nedenle cevabım A seçeneğidir diyebilirim. Bir başka örnek soru. Dünyanın ekseni etrafındaki dönüş hızı ekvatordan kutuplara doğru azalır. Buna göre haritada işaretli merkezlerin hangisinde dünyanın ekseni etrafındaki dönüş hızı daha fazladır? Yani çizgisel hızın fazla olduğu yeri soruyor. Çizgisel hızın fazla olduğu yer ekvatora yakın olan yerdir. Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye'nin güneyindeki iller ekvatora daha yakındır. Dolayısıyla çizgisel hız bir numarada bulunan Antalya'da daha fazladır diyebiliriz. Bir diğer madde meridyenler arası mesafe kutuplara doğru azalmasına rağmen iki meridyen arasındaki zaman farkı 4 dakikada sabitlenir. Bu durum yine dünyanın çizgisel hızından kaynaklanır. Hem kutuplar hem ekvator aynı açıyı almalarına rağmen ekvatorda hız fazla olduğu için bu bölge daha geniş açı aldığı için buradaki zaman farkıyla kutuplardaki zaman farkı birbirine eşitlenir. Üçüncü madde olarak haritada bozulmalar ve hatalar olur. Haritadaki bozulma ve hataların temel nedeni dünyanın şeklidir. Dördüncü madde olarak yerden yükseldikçe görüş alanı daha da genişler. Yerden yükseldikçe görüş alanının genişlemesinin sebebi dünyanın küresel şeklidir. Eğer dünya düz bir tepsi şeklinde olsaydı yükseldikçe görüş alanı genişlemezdi. Belli bir yerden sonra hep aynı görüş alanında kalırdı. Bu da yine dünyanın e, küresel olduğunun bir kanıtıdır. Yine baktığımız zaman arkadaşlar dünya üzerindeki paralellere ve enlem değerlerine en büyük paralelin ekvator olduğunu söylemiştik. Ee, ve baktığımız zaman yine paraleller arası mesafenin her yerde aynı olduğunu söyleyebiliriz. Ardışık iki paralel arasındaki mesafe her yerde 111 kilometredir ve bu değişmez. Baktığımız zaman kutup bölgelerinde e, paralellerin boylarının kısaldığını görüyoruz. Ekvatordaysa en geniş olduğunu görüyoruz. Paralellerin bu şekilde çizilmesi ve yine meridyenlerin bu şekilde çizilmesi dünyanın şekliyle ilgilidir. Beşinci madde dünyanın tam yarısı karanlık olurken tam yarısı aydınlık olur. Yani geceyle gündüzü oluşturan şey aslında dünyanın şeklidir. Altıncı madde olarak dünyanın gölgesi ay yüzeyine daire biçiminde düşer. Yine dünyanın küresel olduğunun bir kanıtıdır. Yine paralel ve meridyenler dünyanın şekline göre çizilmişlerdi. Biraz önceki örnekte buna benzer bir durum vardı. meridyenlerin boylarının eşit olduğunu bir kutuptan diğer kutba doğru yarım daireler olduğunu söyleyebiliriz. ancak aralarındaki mesafe ekvator çevresine genişken bu mesafe 111 kilometreyken kutuplara doğru gidildikçe bu mesafenin daraldığını gözlemliyoruz. Bu durumda yine dünyanın şekliyle ilgilidir. Ve çizgisel hızın Ekvatorda fazla kutuplarda az olmasına bağlı olarak ardışık iki meridyen arasındaki zaman farkının her yerde 4 dakika olduğunu söyleyebiliriz. Yine dünyanın şekline göre çizildiğini söyleyebiliriz. Müzik